FM TV'den herkese hayırlı günler, Ara Haber'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere aktaracağız. Evet, ilk haberimize başlayalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, vatandaşların dokunulmazlıkların kaldırılması ve idam yasasının yeniden çıkartılması yönünde taleplerine karşı CHP'den pazartesi veya salı günü cevap gelecek veya olumlu veya olumsuz olacağı düşünüyoruz. Olumsuz olacağını düşünüyoruz diye sözler söyledi. Şimdi o konuşmaları izleyelim. Yasalarımızda yapmış olduğumuz bazı değişikliklerle mümkün oldu. Bunlar... Kurtuluş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Şahin'e, Yavuz İpek ve Mustafa Çakır isimli vatandaşlar, HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılarak, idam cezasının ise yeniden çıkarılması yönünde taleplerini iletti. Siz de buradasınız. Bu idamlık yasası bir an önce çıkarır. Vatandaş alalım. Haberler dinlerken, onları ben dinlerken, şehitlerimizi dinlerken ben gerçekten de ben kaygılıyım. Bunlar çok dikkatli olmanız lazım. Bunlar girerken çıkarken ayağından saçına kadar aranmalı. Bunlar meclisi diye Türkiye'yi terk etmeli bunlar yani. Şahin farklı düşüncelere sahip olan bir takım insanların olabileceğini belirterek şunları söyledi. Farklı düşüncelere sahip olan bir takım insanlar olabilir. Bu insanların kurduğu siyasi partiler de olabilir. Demokrasi vatandaşların siyasi partiler yoluyla düşüncelerini iktidara taşımaları yoludur. Şimdi HDP diye bir siyasi partinin kurulmasından, seçimlere girmesinden, bu öyle bir partinin milletvekili sokmasından parlamentoya biz rahatsızlık duymayız. Ancak eğer bu siyasi parti düşüncelerini demokratik yolla, parlamento zemininde çalışarak, kanun teklifleri vererek, bunu meclisten yasalaştırıp geçirerek partinin projelerini uygulamayı bir tarafa bırakarak, silahlı terör örgütünün siyasi uzantısı izlenimini verirse, polisimizi, jandarmamızı öldüren ve bu ülkeye baş kaldıran terör örgütüne destek veren, onların iyi bir iş yaptıklarını söyleyen bir siyasi parti haline gelirlerse, bu siyasi parti ve bu siyasi partinin milletvekilleri meşruiyetlerini kaybederler. Bir siyasi parti silahı savunamaz, silahlı mücadeleyi savunamaz ve silahlı mücadele yapan örgütlerin arkasında duramaz. Şahin teröre destek verilen bir durumda ne yapmak gerektiğini de söyledi. Peki bu durumda ne yapmak gerekir? İki şey yapılabilir. Geçmişte yapıldı. Bu tür teröre destek veren verdiğine dair güçlü emareler bulunan siyasi partiler hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu partinin kapatılması ile ilgili dava açabilir. Anayasa Mahkemesi'ne kapatabilir. Ancak geçmişte o kadar çok siyasi parti kapatıldı ki, o bir parti kapatıldı, başka bir isimle başka bir parti kuruldu. Biz AK Parti olarak siyasi partilerin kapatılması yoluyla bir netice alınacağı kanaatında değiliz. O nedenle suç işleyen milletvekilleriyle ilgili işlem yapmak lazım. Dokunulmazlıklarla ilgili konu bu sebeple geldi. Bunun çaresi suç işlediğine inandığımız bu milletvekilini yargının önüne getirmektir. İdamın Avrupa Birliği'ne girmek için kaldırıldığını dile getiren Şahin'e vatandaşlardan Avrupa Birliği'ne girmeyelim diye tepki geldi. İdam konusunda ben bir milletvekili olarak kalksın mı kalkmasın mı sorusuna cevap verecek bir beyanda bulunmayayım. Ancak Avrupa Birliği sürecinde bizim müzakere tarihi almamız yasalarımızda yapmış olduğumuz bazı değişikliklerle mümkün oldu. Bunlardan bir tanesi de anayasadan ve yasadan idam cezasını kaldırma sonucunda Avrupa Birliği ile müzakere sürecini başlattık. Şimdi Avrupa Birliği'ne girmeyin biraz evet, efendim. Evet. Girmeyelim. Avrupa bize muhtaç. İşte, yani zaman Avrupa bize mi muhtaç? Biz mi Avrupa'ya muhtaç? Evet. Milletin evet. Çoğu Avrupa'ya girmek istemeyecek. Olabilir ama bakın Avrupa, biz Avrupa Birliği içerisinde Avrupa Birliği'nin standartlarını, ekonomik standartlarını, demokratik standartlarını Türkiye'ye getirme bakımından Avrupa Birliği sürecinin Türkiye'ye yararlı olduğunu düşünüyoruz.
Evet, bakanımız konuşurken arkadan bir ses geldi. Arkadaşlarımız da sağ olsun montaj ekibi onu yazmışlar. Gerçekten asıl bizim düşüncelerimizde o kişinin söyledikleri. O kişinin söylediklerine sonuna kadar katılıyoruz. Doğru olan da budur aslında. Diğer haberimizde devam edelim. Dışişleri Bakanlığı, DAEŞ işgali altında bulunan ve üst düzey DAEŞ teröristlerinin ikamet ettiği istihbaratı alınan Musul Başkonsolosluğu'nun uluslararası konsolosu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından vurulmasına açıklık getirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Haziran 2014'ten bu yana DAEŞ işgali altında bulunan ve üst düzey DAEŞ teröristlerinin ikamet ettiği istihbaratı alınan Musul Başkonsolosluğumuz yerleşkesi 4 Nisan 2016 tarihinde saat 03'te DAEŞ'le mücadele uluslararası koalisyonu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından hedef alınarak tahrip edilmiştir. Söz konusu operasyonun hazırlık ve icrasına ilişkin tüm aşamalarda ülkemizin görüş ve onayı alınmıştır denildi. Açıklamada Türkiye'nin DAEŞ'le mücadeleye faaliyetlerine baştan beri katıldığı uluslararası koalisyonla eş güdüm ve işbirliği içinde devam edeceği vurgusu yapıldı. Adana'da bölücü terör örgütü PKK'nın sözde öz yönetim sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişiye tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın Zeyhan ilçesi Gülbahçesi mahallesinde sözde öz yönetim sorumlusunun Muharrem Bey isimli bir kişi olduğunu belirledi. Nereye göz atmasınız? Polis zanlının mahalledeki korsan gösterileri tertiplediğini tespit etti. Polis bu bilgiler doğrultusunda zanlının evine şafak vakti baskın düzenledi. Yapılan baskında Muharrem Bey gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muharrem Bey çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ermenistan ile Azerbaycan kardeşlerimizin cephe hattında son günlerde yaşanan çatışmalardan etkilenen siviller ağır ateş altında olmalarına ve yaşanan can kayıplarına rağmen topraklarını terk etmiyorlar. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son günlerde yaşanan çatışmalarda bölgedeki çok sayıda Azerbaycan yerleşim birimi Ermeni güçlerin ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda zarar gördü. Cephe hattındaki Azerbaycan yerleşim birimlerinde Ermeni güçlerinin ateşi sonucunda oluşan tahribat muhabirler tarafından görüntülendi. Muhabirlerin izlenimlerine göre bölgedeki siviller ağır ateşler altında olmalarına ve yaşanan can kayıplarına rağmen topraklarını terk etmiyor ve yaşamlarını sürdürüyor. İstikametten geldi. Birinci top mermi sonra düştü. İkinci bu istikamete düştü. Burada yatışmış. Burada ne kadar hayvan telaf olur? Çatışmalarda Ermenilerin ateş açtığı bölgelerden biri olan Adam ilinin Benövşeler köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti. Köyde can kaybı yaşanmasa da köy sakinlerinden Tofik Nayubov'un evine ve bahçesine isabet eden iki havan topu mermisi 45 küçükbaş hayvanın telaf olmasına yol açtı. Nayubov, yıllardır ateş altında bulunmalarına rağmen topraklarını terk etmediklerini, bundan sonra da kaçmayacaklarını söyledi. Adam ilinin Sarıcalı köyüne ise son iki günde yaklaşık 100 top ve havan topu mermisi isabet etti. İsabet alan binalar içerisinde konutların yanı sıra okul binası da bulunuyor. Top mermisi isabet eden okul binası kullanılamaz hale gelirken saldırı sırasında çocukların okulda bulunmaması sayesinde can kaybı yaşanmadı. Sarıcalı Belediye Başkanı Elekber Nasirov'un kız kardeşinin evi de isabet alan konutlar arasında bulunuyor. 5 kişilik ailenin yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale gelirken ev halkı saldırıdan kısa süre önce misafirliğe gittiği için can kaybı yaşanmadı. Nasirov yaşananları dün akşam 21'de köy yoğun ateşe tutuldu. Kız kardeşim ve çocukları bize gelmişti. Ben ve kayınbiraderim evin yakınındaydık. Mermi sesini duyunca kendimizi su kanalına attık ve bu şekilde sağ kaldık. Yerimizden kalktığımızda evin darmadağın olduğunu gördük. Vatanımızı terk etmeyeceğiz. Başka yolumuz yok diye konuştu. Evet, Ermeniler işte. Tarihte de hep arkasındaki kafirlerle, kafirlerin onları silahsızlaştırıp gidin vurun dediği katliamlarla andığımız hain Ermeniler. Artık Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarihin intikamı mı dersiniz?
yapılması gerekeni yapıyorlar aslında. Onlara karşı savaş açtılar neredeyse. Allah kardeşlerimize, Azeri Türklerine yardım eylesin diyoruz. Dualarımız onlarla birlikte. Adana'da girdiği devlet su işlerine ait sulama kanalında sürüklenen bir çocuk devriye ekiplerince can simidi atılarak suya giren başka bir çocuğun yardımıyla kurtarıldı. Polisin yaptığı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata dönen çocuk hastaneye kaldırıldı. Gençler açın, bırakın açın. Edinilen bilgiye göre Yüreğir ilçesi Levent mahallesinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki Civan Abdi serinlemek için sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra yorulan Abdi suya batıp çıkmaya başladı. Su yutan çocuk kendinden geçti. Bu arada devriye görevi yapan Köprübaşı Polis Merkezi'nde görevli ekipler kanalda su yüzeyinde hareketsiz halde sürüklenen çocuğu fark etti. Önce çocuğa seslenen polis ardından araçtaki can simidini çocuğa attı. Ancak çocuk kendinde olmadığı için can simidini tutamadı. Bu arada sesleri duyan 14 yaşındaki Hasan Özen hemen sulama kanalına atlayarak polislere yardımcı oldu. Hemen abla. Suda sürüklenen Civan Abdi'yi tutan çocuk can simidini başına geçirip polislerin çocuğu çekmesini sağladı. Karaya çıkarıldıktan sonra nefes alıp vermediği ve kalp atışı olmadığı belirlenen çocuğa Mehmet Emin isimli polis memuru suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Müdahalenin ardından kendine gelmeye başlayan çocuk olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğu sudan çıkaran Hasan Özen polisin can simidi ile bir kişiyi kurtarmaya çalıştığını gördüğünü, hemen kendisi de suya atlayarak yardımcı olduğunu ve çocuğu kurtardıklarını anlattı. Boğuluyordu. Polis abiler simit attı. Ben de elimden tuttum simidin üstüne battım. Aferin. Vatandaşlar da polise çocuğu kurtardıkları için teşekkür etti. Polis ile Hasan Özen bir araya gelerek hayat kurtardıkları için mutluluk pozu verdiler. Sağ olsun bu abi yardımcı oldu. Oğlum Türk canı. Ağaç senin kadar bir şey olmuş. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan geri kabul anlaşmasının ardından 131 göçmen teknelerle İzmir'in Dikil ilçesine geldi. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın ardından sığınmacıların iadesi başladı. Sabah erken saatlerde Midilli Adası'ndaki Moria kampından AB Sınır Güvenlik Ajansı Frontex'e bağlı güvenlik güçleri eşliğinde Dikili sınırlarına giren 131 göçmen Dikili limanının 1 mil açığında bekletilmeye başladı. İki saatlik bir yolculuğun ardından feribotla ilçeye gelen göçmenler için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Göçmenlere Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve havadan bir polis helikopteri eşlik etti. Sığınmacıların çoğunun Pakistan uyruklu olduğu bildirildi. Öte yandan yurt dışından da çok sayıda gazeteci Dikili'ye akın etti. Basın mensupları yaşananları seyircilerine aktardı. İşlemlerin ardından Dikili limanına inecek göçmenlerin ise otobüslerle kamplara gönderileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği iddialarına sert bir şekilde yalanladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD dönüşünde bir dizi ziyaret için Antalya'ya geldi. Saat 14.30'da uçağıyla Antalya Havalimanı'na iniş yapan Çavuşoğlu, çip kapısından çıkış yaptı. Havalimanında gazetecilere gündemi değerlendirdi. Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgaline kimsenin sesinin çıkmadığını aktaran Çavuşoğlu şunları aktardı. Biraz önce Azerbaycan'ın tek taraflı ateşkes ilan ettiği söylendi. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Elbette Karabağ ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları barışçıl yöntemlerle çözülmeli. Dolayısıyla bir an evvel bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın 7 bölgesi, rayon dediğimiz 7 bölgesini Ermenistan halen işgal ediyor. Birleşmiş Milletler kararları var, Avrupa Konseyi kararları var, uluslararası kararlar var ve buna rağmen hiç kimse sesini çıkarmıyor. Bir de Karabağ var. Minsk üçlüsü ne işe yarıyor? Bugün Rusya ve ABD ve Fransa ile birlikte bu sorunu çözmek istesin, bir hafta içinde bu sorun çözülür. Sorunu çözmezseniz böyle çatışmalar oluyor. Biz hiçbir zaman çatışmadan yana değiliz. Barışçıl yöntemlerle çözülsün istiyoruz.
elbette biz her zaman her konuda kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Ne zaman bize hangi konuda ihtiyaç duyarsa biz Azerbaycan'ın yanındayız. Osmanlı yıkılırken bile ben yıkılıyorum ama hiç olmasa kardeşimiz yaşasın diye Kafkas İslam ordusunu Azerbaycan'a göndermiştir. En zor günlerimizde bile biz kardeş Azerbaycan'ın yanında olduk. Bugün siyasi olarak, ekonomik olarak, savunma sanayi olarak her alanda enerji gibi birçok alanda yakın işbirliğimiz var ama bunları söylemeye gerek yok. Azerbaycan bizim kardeşimiz. Biz bir millet, iki devletiz. Ama Azerbaycan da bu sorunun barışçıl yönden çözülmesini istiyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'da gerçekleşen 50 dakikalık görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği yönündeki iddiaları sert bir şekilde yalanlayan Çavuşoğlu şunları söyledi. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir takım eleştirileri oldu. Buna Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanımız tarafından bir yanıt geldi. Sizin bu konuda bir değerlendirmeniz olacak. Şimdi Cumhurbaşkanımıza yönelik bir eleştirisi olmadı. Bunu doğru tahlil edelim. Türkiye'deki medya ile ilgili bir yorum oldu. Soruya cevap oldu daha doğrusu. Ama bunu ikili görüşmede ben de vardım. İkili görüşmede bu hiçbir gündeme gelmedi. Gündeme gelen yerlerde de biz cevabımızı net bir şekilde verdik. Tüm örnekleriyle verdik. Ve paralel yapının ne olduğunu da çok iyi bir şekilde tekrar anlattık. Tüm platformlarda, tüm görüşmelerde anlattık. Bunların medya özgürlüğüyle ilgisinin olmadığını da anlattık. Başkaları hakkında sahte deliller üreterek zamanında bunları hapse attıran insanların, gazetecilerin bugün hesap verdiği zaman efendim basın özgürlüğü ya da gazetecilikten dolayı içeriye attırılıyor ya da atılıyor demesi gerçeklerden uzak bir anlayışın sergilenmesi demektir. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir cevap yok. Mısır'da devrilen yakıt tankeri bir anda alev aldı. Çevredekiler alevler içinde kaldı. Mısır'da devrilen yakıt tankeri bir anda alev aldı. Çevredekiler alevler içinde kaldı. İskenderiye kentinde kontrolden çıkan bir akaryakıt tankeri devrildi. Tankerde sızıntı meydana gelirken meraklı insanlar tehlikeye aldırmadan aracın hemen yanında olan biteni izlemeye başladı. Tam bu sırada yola dökülen yakıt bir anda alev aldı ve insanlar da alevlerin arasında kaldı. Korkunç olayda yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. FMTV Ara Haber'de gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hayırlı günler efendim.